Dostlar selamlar. Bugün atomstack.net'in inceleme için bana gönderdiği yeni çıkan Atomstack X7 modelini inceleyeceğiz. Çok ilginç özellikleri var. Şimdi hemen başlayalım. Ama ne işe yaradığını bilmiyorum. Çok ilginç dediğim anten var ama ne işe yaradığını bilmiyorum. Orası ilginç. Şimdi ilginç demişken çok da beklentiyi yükseltmeyeyim. Aslında o kadar da ilginç değil yani. Daha önce çektiğimiz Atomstack yazıcılarına çok benziyor. M40 kafası var, 5 watt optik güçte. İlginç gelen kısmı söyleyeyim. Şurada bir anten gördüm. Onun ne olduğunu anlamaya çalıştım. Böyle içeriye yaprak kaçmış gibiydi. Böyle cımbızla çekmeye çalıştım. Sonra dedim çok da zorlamayayım. Bir baktım içerisinde ESP32 var. Aslında Wi-Fi destekleyen bir şey var ama sitesine girip araştırdığımda Wi-Fi ile baskı alındığını göremedim. SD kartla baskı alınabiliyor. Böyle ekranı var. Dokunmatik buradan tuşlara basarak içerisine yüklediğimiz dosyaları çıktı alabiliyoruz. Yani bilgisayardan bağımsız çalışabiliyoruz. İstersek USB bağlayıp diğer lazer kazıma makineleri gibi bilgisayarla da çalışabiliyoruz. Ama sanırım o Wi-Fi'den bahsetmemelerin sebebini şöyle diye düşündüm. Bilgisayar yazılımları hazır değil. İleride bir güncelleme yayınlayarak bilgisayar yazılımıyla uygun hale getirip belki de hiç SD kart takmadan, kablo da takmadan kablosuz olarak dosyaları buraya aktarıp baskı alabileceğiz diye tahmin ediyorum. Çok da emin değilim. Dediğim gibi herhangi bir bilgi paylaşılmamış. Anteni ve ESP32'yi görünce Wi-Fi ve Bluetooth ile ilgili bazı umutlar doğdu içimde. Şimdi neler test ettiğime geleyim. Öncelikle birçok lazer kazıma makinesi videosunun altına gelen yorumlarda MDF ve kontrplakla ilgili bir sürü yorum vardı. İşte MDF kesemedim diyen vardı. Ondan sonra kontrplak kesiyor mu esas ona bakalım. Diğer tahtaları kesmenin hiçbir anlamı yok. Kontrplak kesiyorsa esas o zaman iyi makinedir gibi bir sürü yorum gelmişti. Bunların hepsini denedim. Onlara geçmeden önce ama testlerle ilgili bahsetmek istediğim bir şey var. Birçok arkadaşım bu makineyi, bu tip makineleri üretim yapmak için alıyor. Üretim yapmak için ne yapıyor? Mesela hediyelik eşya üretiyor. İşte tahta kesiyor, mukavva kesiyor ya da böyle keçe gibi bazı malzemeler kesip üreten bir sürü insan var. Markalama yapanlar var. Metalin üzerine kendi markalarını, kendi logolarını ya da işte seri numarası gibi şeyler yazanlar var. Ama daha çok böyle hediyelik eşya gibi şeyler üretiyorlar. Şimdi üretirken neye dikkat etmemiz lazım? Örneğin elimize şöyle bir materyal geçti. Bu tip mukavva. Gittik kırtasiyeden aynı mukavvadan 100 tane aldık. Benim bununla ilgili optimal değeri bulmam için yapmam gereken testler var. Öncelikle böyle göz kararı, yani şurası çok sabit aslında. %20, %40, %60, %80, %100 güç verilen kısım var. Burada da hızla ilgili kısımlar var. Bu hızla ilgili kısımları yine ürünümüze göre ve yapmak istediğimiz şeye göre ayarlıyoruz. Biz ilk defa test yaparken şöyle bir test yaptık ve her yeri kesti. Yani bunun bana hiçbir anlamı yok. Yani şu veri bana hiçbir şey vermiyor. Ondan sonra şöyle bir test yaptık. Burada da sadece bir tanesini kesti, diğerlerini kesemedi. Bunun da benim için çok bir anlamı yok. Daha çok şu şekilde, yani bir kısmının kesildiği, bir kısmının kesilmediği cinsteki gücü ayarlayıp test yapmak gerekiyor. Benim burada yaptığım testte elde ettiğim sonuç şu. Lazer gücünü %100 ayarlarsam ve 250 mm bölü dakika hızına ayarlarsam lazer kazıma makinesindeki yazılımda, yani Lightburn ya da lazer GRL yazılımından bahsediyorum. Orada bu ayarları yaparsam en kısa sürede en fazla ürünü üretebilirim ve buradan da temizlik seviyelerini görebiliyorum. Sizin sonuçlarınız da bu, işte 200 mm bölü dakikaya %80 güç de olabilir. Ya da böyle daha yumuşak sünger gibi bir şey yapıyorsanız %20 güç de daha farklı hızlarda da olabilir. Yani her zaman %100 güç iyi olacak diye bir şey yok. Bunun aynısının birkaç tur versiyonu da var. Mesela 3 tur atarak kesmek mi mantıklı hızlı ya da yavaş bir tur atarak mı kesmek mantıklı? Bunlarla ilgili bir tane test sayfası buldum ve bayağı kullandım. Onun da linkini açıklama kısmında paylaşacağım. Lazer makinesi kullanıyorsanız bu makine ya da başka bir makine, onlardan faydalanabilirsiniz. Bunun dışında şöyle testler de var. Bu da bu arada süper bir test olmadı.
İşte ne kadar diyelim ki bir resim basacağız üstüne ya da yazı yazacağız. Bu yazının görseli nasıl olmalı? Şöyle açık mı olmalı, daha mı açık olmalı, daha mı koyu olmalı? Mesela ben burada basıyor olsaydım %10 güçte 1000 mm bölü saniye, 1000 mm bölü dakikayı seçebilirdim. Ama bu yine sizin yapacağınız işe göre değişir. Bu tip testleri mutlaka seri üretimden önce yapın. Yani bir şey üretecekseniz birkaç tane malzemeyi bu şekilde feda edin. Ondan sonrakiler hem daha hızlı hem de daha temiz bir şekilde çıkacaktır. Şimdi gelelim MDF meselesine. MDF meselesinde ben hem 50 wattlık hem 40 wattlık yani optikte 5 watt ve optikte 10 watt'a denk gelen lazer kazıma makinalarıyla bunları test ettim. Özellikle de Atomstek'in M40 modeliyle bunda da olan lazer kafasıyla test ettim. 3 milimetrelik MDF'yi çok rahat bir şekilde kesebiliyor. Mesela bunu onunla kestim. Tertemiz, çok güzel bir şekilde kesti. Yani MDF ile ilgili hatta bazıları şey yazmış, ben kesemedim senin MDF'n farklı mıdır diye. Bauhaus'tan aldım kestim, kırtasiyeden aldım kestim. Yani sadece bu makinelerde değil, diğer 5 wattlık makinelerde de kestim. Eğer gerçekten 5 wattlık bir makineniz varsa 3-4-5 milimetrelik MDF'leri rahatlıkla kesebilirsiniz. Rahatlıktan kastım bir seferde kesecek diye değil, belki 3 tur giderek, belki 5 tur giderek kesecektir. Ama yine de kesecektir. Yani MDF'den yana eğer MDF ile iş yapıyorsanız 3-4-5 milimetrelik MDF'lerden çekinmenize gerek yok. Şimdi yine en çok gelen sorulardan, yorumlardan bir tanesi de kontraplak meselesiydi. 4 milimetrelik bir kontraplak gönderdi izleyicilerimden bir tanesi, bunu test eder misin diye. Şöyle yanını da göstereyim. Bayağı da sağlam bir malzeme. Bunu da 2 seferde %100 lazer gücünde ve bayağı hızlı kesti. Yani tek seferde de kesebilirdi ama etrafı daha çok siyah olurdu diye iki seferde denedim. Bu arada tek bir test yaptım. Yani birkaç tane şuradaki gibi test yapsaydım çok daha hızlı sonuçlar da elde edebilirdim. Tek bir testte gayet güzel bir şekilde kesti. Bu Hush kontraplak ve 4 mm. Bu da Kavak kontraplak. Yine aynı izleyicim gönderdi bunların hepsini. Lazer makinesi almayı düşünüyorum. İşte bu makine bunu keser mi gibi bir şeyler söylemişti. Ben de gönder deneyim dedim. Eğer öyle denenmesini istediğiniz çok özel ürünleriniz varsa onları da gönderebilirsiniz. Sonraki videolarda hem göstermiş olurum, başka insanlar da faydalanır. Hem de lazer makinesi almadan önce emin olmuş olursunuz. Bu da 3 milimetrelik Kavak kontraplak. Bunu da tertemiz bir şekilde kesti. Yine 2 tur attırıp kestirmiştim bunu. Şurada daha sağlam Marin kontraplak diye bir şey varmış, malzeme varmış. Daha önce hiç böyle bir malzeme görmemiştim. 1 milimetre kalınlığında, ince ama bayağı sağlam. Bunu da tek seferde rahatlıkla kesti. Hatta yanları filan da biraz karardı. Muhtemelen lazer gücünü düşürüp ya da hızını artırarak daha rahatlıkla, daha güzel bir şekilde de kesebilirdim. Yine burada 3 milimetrelik Hush kontraplak var. Şunun 3 milimetreliği, bu 4 milimetrelikti. Bunu da yine 2 seferde hızlı bir şekilde 600 milimetre bölü dakika gibi bir hız hatırlıyorum. Çok rahat bir şekilde kesti. Bunun dışında 3 milimetrelik şöyle bir akrilik vardı, siyah. Böyle zımparalanmış gibi tertemiz kesti. Ama şeyi de hatırlatayım burada. Koku konusunda da soran arkadaşlarım var. İşte ben bunu evde kullanacağım, evde kullanmaya uygun mu diye. Bazı şeyler güzel kokuyor. Mesela ahşap gibi şeyler keserken böyle ekmek fırını tarzında böyle güzel bir koku geliyor. Ama plastikimsi şeyler keserken kötü bir koku geliyor. Özellikle işte köpük keserken, şöyle malzemeleri keserken ya da böyle şeyleri keserken de biraz kötü koku gelebiliyor. O yüzden iyi havalandırılan bir odada ya da balkonda bu tip makineleri kullanmanızda bir sakınca yok. Kapalı ortamda da kullanılabilir ama o kadar gazı dumanı sormak çok mantıklı olmayabilir. Perdeleriniz falan varsa da belki bir tık sinebilir. O yüzden mümkün olduğunca balkon ya da çok iyi havalandırılan odalarda bunu kullanmakta fayda var. Şimdi yine aynı izleyicim elinde fotoblok diye bir malzeme varmış, 5 milimetrelik. Bunu kesmeyi deneyebilir misin diye bana göndermişti. Şöyle göstereyim. Sadece en alttakinin arkası kesilmiş, diğerlerin kesilmemiş. Şöyle üzerinde böyle bir kaplama gibi bir şey var. Bunun nerede kullanılıyor bilmiyorum bu arada, fotoblok denilen malzemenin. Bunun da içi erimiş. Burada şöyle ilginç bir durum var. Hatta şöyle cımbız gibi bir şeyle göstereyim. Üzerine kesip altı daha yumuşak olduğu için böyle içine eritmiş tamamen. Bunun sebebi de şu. Üst taraf sert, oradan geçmeye çalışmış. O yüksek lazer gücü içeri girince muhtemelen içeride yansıyıp eritmiş. İçinde şöyle köpük tarzı bir malzeme var. Bunun ana sebebi de aslında şu. Bunun beyaz olması. Eğer bu malzeme siyah olsaydı, hem içindeki köpük hem dışındaki kaplama ya da sarı olsaydı, kırmızı olsaydı çok rahatlıkla keserdi. Ama beyaz olduğu için ışığı inanılmaz yansıtıyor.
ışık yansıttığı için de lazer oraya çok fazla etki edemiyor. Bu tip lazerlerin en büyük problemi aşırı yansıtıcı yüzeyleri etki edememesi. Yani böyle ayna gibi, ki aynaya da kısmen etki ediyor ama, ya da böyle paslanmaz çelik gibi şeylerin üzerine etki etme ihtimali düşük. Etki ettiği durumlar da var. Daha önceki videolarımda göstermiştim, bazı metallerin üzerine kazama yapabiliyordu. Bu da 3 mm'lik Debran mı? Öyle bir malzemeymiş. Üzerine yapıştırıp göndermiş. Burada daha da ilginç bir durum var. Aslında böyle çok dandik bir malzemeye benziyor böyle. Yani şöyle çabucak kırılan, eğilen bir köpük gibi bir malzemesi var. Ama bunun üzerine sadece iz bırakabildi, kesemedi. Çünkü bu da çok parlak, beyaz bir malzeme. Parlak ve beyaz ya da böyle metal rengi, ışığı çok yansıtan şeylerde dediğim gibi bu tip makineleri çok etkin kullanamıyoruz. Son olarak bir de burada göstermediğim deri var. Bu tip derileri rahatlıkla kesebiliyor. Bu arada hakiki bir deri. Hakiki derinin üzerine de çok güzel markalama yazı yazabiliyor. 2-3 mm'lik derileri çok rahat kesiyor. Daha fazlasını denemedim. Daha kalın deri bulamadım piyasada. 2 ve 3 mm'lik deriler almıştım. Onları da rahat bir şekilde bu makinayla, yani M40 model lazer modülü olan makinalarla çok rahatlıkla yapabiliyoruz. Diğer taraftan makinenin genel özelliklerine bir bakacak olursak, AtomStack her çıkardığı yeni modelde kasayı biraz daha güçlendiriyor. Aslında şuradaki alüminyumlar eski modellerinden beri aynı ama limit switchler eklemişler. Şuralar biraz daha sağlam artık böyle. Hiçbir şekilde titreşim olmuyor. Bazı yeni modellerinde böyle ekran ve offline çalışma gibi özellikler eklemişler. Emergency stop eklemişler. Ben bunu çok seviyorum. Böyle hatalı bir şey olursa, bir aksilik olursa, yanlış basılan bir şey olursa hemen buraya basıp baskıyı durdurup tekrar bu şekilde açabiliyoruz. On-off switch'inin burada olması da gayet güzel. Eski modellerde böyle yanda filandı. Burada reset tuşu var. Reset tuşuna basarak yine bilgisayarla ilgili bir haberleşme hatası gibi bir şey olursa buradan kullanabiliyoruz ama yani şu iki buton da aynı işe yarıyor aslında, reset olmasa da olabilirmiş. Makineyle ilgili genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. Umarım videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Lazer makinesi almayı düşünüyorsanız bu tip şeylere dikkat etmenizi öneririm. Yine denenmesini istediğiniz, almadan önce kesinlikle ben emin olmak istiyorum, şu ürünü de keser mi dediğiniz ürünler varsa onları da bana gönderebilirsiniz. Dediğim gibi sonraki videolarda denerim. Daha yolda olan başka lazer modelleri de var. Onları da inceleme yaptıktan sonra Letgo hesabımdan satıyorum. Letgo hesabımın linkini de açıklama kısmında sizlerle paylaşıyorum. Başka? Ne konuştum lan? Çok iyi konuştum. Katsız ha. Katsız. Duray'ın da bir dinleneydik. Tamam. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. O kadar. Başka bir şey demeyecektim. Diyecek gibi oldu ama demeyecektim. Bay bay.